Merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Bugün yine bir iş videosu çekeceğim sizinle. Şimdi bir eve geldik. Bu benim bir investor olan bir müşterimin evi. Daha önce zaten burada 2-3 önce çalışmıştım aynı evde. Epeyce bir şey yapmıştım. Şimdi birkaç gün önce tekrar aradım. Roof'la alakalı bir iş var. Çok küçük bir iş. Şimdi onları göstereceğim size detaylarını, neler yapacağımı. Gutter'ları yani su oluklarını, su giderlerini, yağmur oluklarını temizleyeceğim. Ve bir tane de basement'ta su açma kapama valfi var. Yani ana vana var suyu açıp kapatan. O biraz leak yapıyor. Onu tamir edeceğim. 3 tane küçük iş var. Onları yaparken bir video çekeyim. Şimdi işleri işte yapılış sırasında işte nasıl yaptığımı ve ne kadar süre tuttuğunu ve en sonunda ne kadar para yapılabileceği hakkında konuşmayı planlıyorum. Şimdi ilk başlayalım. Şimdi merdivenimizi yukarı dayayıp roof'a çıkacağız. O yüzden zaten şapkamızı ve gözümüzü taktık. Dışarısı çok aşırı sıcak ve güneşli. Şimdi bu şu an gölgedeyim. O yüzden serin gibi gözüküyor ama dışarısı bayağı sıcak. Şu an 85-90 Fahrenheit gibi 30 derecenin üzerinde ve çok bayağı parlak. O yüzden şapkamızı falan taktık. Neyse şimdi yukarı çıkalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi roof'tayız. Şimdi yapacağımız bir iş şu gadıları temizlemek. Görüyorsunuz şu şeyleri. Yaprak, çer çöpü ve bitkileri. Tüm etrafındaki bu zımbırtıları temizleyeceğiz. Şu ağaç dalları falan varsa onları temizleyeceğiz. Dört tarafında da var. Aynı uzunlukta görüyorsunuz. Bir de bunun arkasında var. Orayı da göstereyim. Ve bir de şunu değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu buraya takacağız. Yani iki işimiz var. Şimdi burada kalsın şu alet. Bak burada kalsın. Evet. Bir de şöyle temizleyeceğiz tamamen. Şuraları. Dışarıyla alakalı yapmamız gereken işler sadece bunlar. Bunu buraya takıp gutter'ları temizleyeceğiz. Böyle alakalı işimiz bitecek. Yani toplamda burada yarım saat 40 dakikalık işimiz yok bile. Biraz hızlı yaparsak 20 dakikada bile bitirebiliriz ama yavaş yavaş yapmakta fayda var. İşimizi temiz yapmamız lazım. Şimdi ilk gutter'larla başlayalım. Daha sonra bu çimli kepimizi taktıktan sonra içeri geçeceğiz. İçerideki işi göstereceğim size. İçeride dediğim gibi bir tane leak var. Onu göstereceğim. Onu yapacağız. Ve yine içeride şöyle bir walk tour yaparız. İçeride ben daha önce neler yaptım. Ondan sonra hangi işleri yaparak ne kadar para kazanılabilir gibisinden bir fikriniz oluşması adına onları göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi gayet pis. Üzerinde şey var zaten. Şu teller var içerisine girmesin diye, güzel bir şey. O yüzden sadece şöyle alıp aşağı atacağız. Evet arkadaşlar, şimdi gutter temizleme işlemlerimiz bitti. Yaklaşık 25 dakika falan sürdü. Biraz beklediğimden çok sürdü. Çünkü o teller işimi bayağı zorlaştırdı. Normalde bir 10 dakika daha önce bitebilirdi. Bakıyorsunuz. Şurana göstereyim tekrar. Her taraf temiz. Evet, yaklaşık işte yarım saat yakın bir şey sürdü. Şimdi sıra bunda.
şimdi bunun tepesi uçmuş. Bu zaten şöyle çıkıyor, bakarsanız şöyle. Şöyle çıkıyor bu. Bunu çıkaracağız. Ve yerine yenisini takacağız. Ve yerine yenisini takacağız. Tabi buna küçük oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi içeriye girdik. Şimdi içerideki diğer işi size göstereceğim. İçerideki diğer işi. Şimdi basement'ta anavana var. Anavanla su kaçıyor çok az. Onu tamir edeceğiz. Şimdi yukarıda işimiz bitti. Gadırları temizledik. Ve lamba nerede? Burada mısın? Evet. Gadırları temizledik ve o kepi taktık. Şimdi şuradan görmüyorsunuz tabii siz. Şu an çok karanlık. Şuradan su kaçırıyor. Şu vananın olduğu yerden. Bakalım. Işık gelince görecek misiniz? Şu an çok karanlık ve yanında ışık diyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Beyaz tekerlem şuradaki vanadaki şeyi, contayı değiştireceğim. Ve o tamir olmuş olacak. Çok kolay bir iş bu. Evet arkadaşlar. Şimdi vanamızı tamir ettik. Burası karanlık olduğu için çok tamir sırasındaki şeyleri çekemedim. Evet, kusura bakmayın. Şimdi bu evde daha önce bir şeyler yapmıştım. Onları size göstereceğim. Mesela şu feni buraya taktım. Daha önce burada fen yoktu. Çünkü burada banyo olduğu için rutubet odada kalmaması için bu rutubeti bu çekiyor ve dışarıya aktarıyor. Burada hiçbir şey yoktu. Bunu direkt buradaki switch'e bağladım. Bu switch kapandığı zaman hem lamba kapanıyor hem de fen kapanıyor. Açtığınız zaman fen tekrar çalışmaya başlıyor. Yani buradan aşağıya kadar bir wire döşedim. Ve onu elektriğe bağladım. Ve buraya tabii işte burayı kestim, işte bunun sığacağı kadar bir yer, oraya taktım falan filan. Yani çok uzun bir işti, bir saatlik falan bir işti. Bu yaklaşık tam hatırlamamakla birlikte $300 diye hatırlıyorum. Neyse, şimdi yürüyelim. Yavaş yavaş lambaları da kapatalım. Yaptığımız diğer işleri anlatayım. Şu kapı biraz arızalıydı. Onu tamir ettik. Tam kapanmıyordu falan. Onu tamir ettik burada. Şurası, eğer ışık varsa açayım size. Evet, buradaymış. Şurası böyle çok pis duruyordu. Şu çerçeveyi takmamız istedi. Şu 3 tane şeyi. Burası biraz daha güzel gözüksün diye. Onu yaptık. Bu arada bu müşteri benim uzun zamandan beri müşterim. Bu adamın yani benim bildiğim 5-6 tane evi var. Yani benim çalıştığım. Bu da onlardan bir tanesi. Bu 3-4 aydan beri bu burada. Ben 3-4 ay önce buraya geldim. Bunları tamir ettim. Adam garip. Ben o zaman kiralayacağını düşünüyordum. Kiralamadı. Satmadı da. Ama şu an satmaması bir avantaj olmuş olabilir. Çünkü piyasa uçtu. 3-4 ay önceye göre en az %30 daha fazla ev fiyatları. Daha önce de bunu söylemiştim. Çok hızlı bir şekilde arttı. Evet, bu mutfakta şu handle'ları taktım diye hatırlıyorum. Şu handle'ları, mutfak dolaplarındaki handle'ları taktım. Ondan sonra bayağı olduğu için şimdi hatırlayamıyorum çok. Şu iki mutfak kapağını taktım. Şunlar değil de şunları taktım. Şu kenardaki yuvarlak beyaz olan taktım. Şunu. Yani şu küçüğü. Şunlar değil. Şu küçükleri taktım. Tüm evin ama her tarafına. Şöyle bakarsanız çok büyük bir alan. Buradan geliyor. İşte tüm odalara falan gidiyor. Şunlara taktım. Ve tüm odalarda var bunlardan bakarsanız. Tüm odalarda var. Ondan sonra tuvalet banyoda da var. Bakarsanız. Ve yine bu tuvalet banyoya yine
bununla kontrol edecek şekilde şu feni taktım. Bu feni taktık işte. Aynı şekilde yine Ede'ye çıktık çat arasında. Çat arasından o tüm bağlantıları falan filan yaptık. Ondan sonra galiba şu odada, bu oda değildi, şu odaydı. Evet, yanlış hatırlıyormuşum. Çünkü bayağı 3-5 ay olunca unuttum her şeyi. Priz arıyorum şu an gençler. Prizi. Şey lambayı. Evet, şunu taktık buraya. Şu klozet kapısına. Buradaymış. Evet, çok ucuz bir klozet kapısı ama iş görüyor. Adam böyle bir şey takmamı istedi. Bunu taktık buraya. Ve küçük öyle ıvır zıvır, hani öyle anlatmaya değecek kadar değil de küçük işler yaptık. Burada birkaç günlük iş vardı. Yani birkaç bin dolar tarzı bir para kazanmıştık. Evet gençler, şimdi o çimlik hep sayısı küçük gelmişti. 4 inç, bizim 5 inçlik bulmamız gerekiyordu. Şimdi Home Depot'dayız. Bir tane bulduk. Fiyatı da 12 dolar. Gördüğünüz gibi bu biraz daha büyük. Şimdi iş yerine tekrar gidip bunu takıp işimizi bitireceğiz. Sonuç olarak bu kalmıştı. Pardon, bu yamukmuş. Görüyorsunuz şurası yamuk. Şöyle bakmak lazım. Bu da yamuk. Bu da yamuk. Nasıl? Evet, bu güzel. Yani şurada küçük bir şey var ama olsun, bu güzel. Evet, şimdi gidip takalım bunu bakalım. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir işin daha sonuna geldik. İşlerimizi yine bitirdik. Kepi taktık. Kadırları temizledik. Şimdi ertesi gün geldim tabii. Şu an yağmur yağdı. Şu an ertesi gün. Sadece şu kepi takmak için tekrar geri geldim. İşte dün kadırları temizlemiştik. Ve aşağıdaki vanayı tamir ettik. Su kaçağı vardı hatırlıyorsanız. İki şey yaptık ve bir de bunu taktık. Toplam 3 iş, yani toplam işte 1 saatten birazcık fazla tuttu. Ya yani 1 saat tuttu diyelim. 250 dolar alacağız bu işten. Çünkü git gel falan filan epeyce bir proses oldu. Gördüğünüz gibi tüm gadırlarımız temiz. Velhasılı kelam, uzun lafın kısası arkadaşlar, yine 1 saat civarında. Hadi bir buçuk saat diyelim, en kötü senaryoda 250 dolar kadar bir para kazanılabilir yani bu tür işlerde. Sadece gadır temizlemeye 100 dolar dediğiniz zaman insanlar genelde evet diyor. Yani biraz küçükse 75 dolar diyorsunuz. Ama böyle 4 tane köşesi varsa mesela, bunun gibi ya da şunun gibi ya da şunun gibi. Yani hepsi aynı zaten. Şu dördüncü ev birazcık küçük, gri olan. Belki ona 75 dolar denilebilir ama diğerleri hep 100 dolarlık evler. Yani 100 dolarlık iş yarım saat bile sürmüyor. 20 dakika falan sürüyor. Bugünlük de bu kadar diyelim gençler. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın.